Kıymetli arkadaşlar, 10. sınıf matematik 23. adım, kare. Hemen akıl tahtamıza giriş yapalım. Evet. Arkadaşlar, kare düzgün dörtgendir. Düzgün dörtgen dediğimiz zaman aklımıza yamuk gelmez. Hiç gelmez. Paralelkenar da gelmez. Eşkenar dörtgende gelmez, dik dörtgende gelmez. Ne gelir? Kare. Niye? Düzgün dörtgen olması için dört açısı da eşit olması lazım. Dört kenar da eşit olması lazım. Bu sadece karede vardır. Nasıl hocam? Eşkenar dörtgende yok mu? Eşkenar dörtgende kenarlar eşit ama açılar eşit değil. Kemal, dört açısı da ve dört kenarı da eşit olan sadece karedir. Ve o yüzden şu ana kadar gördüğünüz bütün özellikler karede vardır. Hatta ekstra vardır. Şimdi hemen ekstralar geçelim. Bir kere, karenin köşegeni kesinlikle, hafif yukarı çekelim. Karenin köşegeni kesinlikle açıortaydır. Ama bu eşkenar dörtgendeki bir açıortay değil. 45-45. Niye? Çünkü 90'ın açıortayı. Arkadaşlar, karenin köşegeni 45-45 böler ve otomatikman 45-45-90 üçgeninden karenin köşegeni de a kök 2'dir. A kök 2. Karenin köşegeni a kök 2'dir. 45-45-90'dan. Süper. Geç. Hocam, köşegenlerden birisini çizdik. Diğerini de çizersek ne yapar? Arkadaşlar, köşegenler birbirlerini dik keser. Bunu biliyoruz zaten. Bir de birbirlerini aynı dikdörtgende olduğu gibi kaç eşit parçaya ayırır? 4 eşit parçaya ayırır arkadaşlar. Kaç eşit parça ayırır? 4 eşit parça ayırır. Ve bakın burada 4 tane 45-45-90 üçgeni görürsünüz. Bakın dik kesişmesi eşkenar dörtgende vardır. Karede var. Bir de açıortay 45-45 olduğu için kusursuz bir köşegenler a kök 2 kusursuz bir dörtgen. Düzgün dörtgen. Hemen açı özelliklerine geçelim. Açı özellikleri artık bildiğimiz şeyler. ABCD bir kare. Kare ise karenin bütün kenarları eşit. ABE eşkenar dörtgen. Eşkenar dörtgenin de bütün açı, eşkenar üçgen pardon, açılar eşit. Eşkenar üçgen olduğuna göre bir iç açısı 60 derece. Şuraya ne kalır arkadaşlar? 30 kalır. Bakın şu tepesi 30 derece olan üçgen bir ikizkenar üçgendir. Çünkü kenarlar eşit. 180'den 30'u çıkartın. Taban açılar alfadır. 150. 2'ye bölün arkadaşlar. Alfaya kaç derece kalır? İkizkenar üçgenin tabanından. Çok klasik bir soru. 75 derece kalır. İkizkenar taban açısı 75. Efendim onu çözdük zaten. Bakın bir kare ve köşegenleri çizmiş. Köşegenleri çizdiyse arkadaşlar dik kesişir ve köşegenler birbirlerini kaç eşit parça ayırır? 4 eşit parça ayırır. AC ile BD'nin toplamı 2x artı 2x 4x'tir arkadaşlar. 2x artı 2x 8 ise x ne çıkar arkadaşlar? 2 çıkar. Arkadaşlar x 2 çıkarsa x yerine 2 yazın. Nerede yazalım hocam? Şurada x yerine 2 yazın. X yerine 2 yazın. 2 2 45 45 90 üçgeninden 2 2 2 kök 2. Bir kenar 2 kök 2 ise çevre 4a'dan 4 tane 2 kök 2'den karenin çevresi ne çıkar arkadaşlar? 8 kök 2 santimetre çıkar. Bakın 45-45-90. Açıları yazmaya gerek yok bile. Çünkü tüm açılar 45. İşte çok önemli bir özellik. Arkadaşlar sorularda, eşkenar dörtgende de kullandık bunu. Karenin bir köşegeni varsa diğer köşegeninden, çiziminden faydalanır. Niye? Çünkü köşegenler birbirlerini dik kesiyor ve ortalıyor. Bu bizim çok işimize yarayacak. Bakın, örnek 3, ABCD bir kare, AC köşegen. AC köşegen uzunluğu kaç birim arkadaşlar? 8 birim. Hemen diğer köşegeni çizelim. Diğer köşegeni çizdiğimiz zaman bunu kaça kaç ayıracak? 4'e 4. O zaman buraya 3 kalır. Diğer köşegen de arkadaşlar, buraya F diyelim. Diğer köşegen de 4'e 4 olarak ayırması lazım. Çünkü köşegenler birbirlerine eşit. Arkadaşlar bakın şurada hemen bir 3, 4, 5 üçgeninden Pisagor'dan x'i kaç olarak bulursunuz? 5 olarak. Köşegenlerden birisini verdiyse diğer köşegende siz çizin. Köşegenlerden birisi 8 ise diğeri de 8'dir. 4, 4, 4 birbirini ayırır. FE'ye 3 kalır. 3, 4, 5. Bakın yine çok güzel bir soru. Bir klasik soru bu. ABCD bir kare. ACE doğrusal. AC ile DE eşit. Köşegenlerden birisini çizmiş mi? Çizmiş. Diğer köşegeni kim çizecek? Biz çizeceğiz tabii ki. Çizelim. Kesinlikle nasıl kesişir? Dik kesişir. Buraya K diyelim. Arkadaşlar burası X, burası X, burası X, burası X olur mu?
olur. AC uzunluğuyla DE uzunluğu x olduğu için burası da 2x olur mu? Olur. Arkadaşlar şurada bir dik üçgen gördünüz mü? DKE üçgeni. Evet. Peki hipotenüs dik kenarın iki katı mı? Evet. Dik üçgen mi? Evet. Ne var hocam? Kemal? 30, 60, 90 üçgenidir bu. Alfa kaç derece olmak zorunda? 30. Çünkü bir dik üçgende hipotenüs dik kenarın iki katıysa kesinlikle 30, 60, 90 üçgenidir. Dolayısıyla x'in karşısı kaç olmak zorundadır? 30 olmak zorundadır. Devam edelim. Evet, bir başka karede. Karede arkadaşlar dikkat etmeniz gereken başka bir şeyi eş üçgenlere dikkat edeceksiniz. Niye eş üçgenlere dikkat edeceksiniz? Karenin bütün kenarları eşit olduğu için iki benzer üçgen %90 ihtimal eş olma ihtimali var. Neden? Bakın şu soruya bakın. Şu özelliğe bakın. Bakın karenin içerisinde iki tane dik üçgen var. Alfa 90, şu açıya ne diyelim arkadaşlar? Beta. Alfa ile beta'nın toplamı 90. Alfa 90, beta. Bu iki üçgen birbirine benzer mi? Benzer. Ama hipotenüsler eşit olduğu için eş. Bu iki üçgen birbirine nedir arkadaşlar? Eş. Karenin içerisindeki benzerliklerde eşlik olma ihtimali yüksektir. Şekilde görüldüğü gibi. İşte bu özelliğin klasik sorusu. Nasıl hocam? Çocuklar 90-90. Bir kere hipotenüsler birbirine kareden dolayı eşit. Benzerlik var mı? Tabii ki hocam. Alfa 90, şuraya ne diyelim? Beta. Alfa ile beta'nın toplamı 90 olduğu için buraya tekrar alfa kalır. Alfa 90, beta. Arkadaşlar bu iki üçgen birbirine nedir? Eştir. DEA üçgeni ile AFB üçgeni. Peki yukarıda beta'nın karşısında 5 varsa aşağıda beta'nın karşısında ne olacak? 5 olacak. Yukarıda alfa'nın karşısında 12 varsa burada ne olacak? 12 olacak. 5, 12, 13. 5, 12, 13. Çevreyi istiyor arkadaşlar. Karenin çevresi 4 çarpı 13'ten 52 santimetre olur. Bakın eşliklere dikkat çocuklar. Geçelim diğer sayfaya. 99 ÖSS'de de çok kolay sorular sorulmuş hocam. Niye AC köşegen mi arkadaşlar? Köşegense nedir bu? 45, 45. Burası da 45, 45'tir arkadaşlar. 45, 45. Kalemim de kötü yazacağı tuttu. Arkadaşlar bunlar ikizkenardır bakın. Burası 2x ise burası 2x. Burası x ise burası x. X ise x, 2x ise 2x. İkizkenar üçgenler olduğu için. Bir kenar 6 mı arkadaşlar? 3x eşittir 6. X'i soruyor. 2 bu kadar kolay mıydı? Evet bu kadar kolay Kemal. 45, 45, 90 üçgenlerinden ikizkenar dik üçgenlerdir. Dikdörtgeninde karşılıklı kenarları eşit. X ise x, 2x ise 2x, 3x 6, x 2. 45, 45 gördüğün zaman ikizkenar zaten çıktı. Bakın, karenin içerisinde paralel kenara özgü bir benzerlik sormuş. Güzel bir sorudur bu da. Genelde benzer kenar, paralel kenar tarzıdır ama ÖSS 2001'de karenin içinde sormuş. Bakın bir kenarı 3, bir kenarı 2 ayırmış. Çok da problem değil. Bakın çocuklar, AG var, bir de AF var. Benden DH ile HF'yi istediğine göre gelin. Şu F'den AD'ye paralel bir FK çizelim. Şöyle bir paralel FK çizelim. Şimdi çocuklar burası K, K, K. Benzerlik ne diyor temel benzerlik? 2K'nın 3K'ya oranı mı diyor? O zaman arkadaşlar buraya 2X dersen burası kaç X olur? 3X olur. Peki kenar ortaya olduğu için burası 3X. Kare olduğu için buraya da karşılıklı kenarlardan 6x olur. 2x'e 6x. Aldım siyah kalemi. Şu siyahla taradığım üçgenler bir paralellikten, çapraz paralellikten, kelebek benzerliğiyle birbirine benzer midir? Benzerdir. Benzerlik oranı 2x bölü 6x midir? O da 1 bölü 3 mü yapar? Yapar. O zaman arkadaşlar siz buraya a derseniz burası kaç a olur? 3a olur. 2x'e 6x, a'ya 3a. Benden ne istiyor? dh bölü hf istiyor. DH uzunluğunu ne buldum arkadaşlar? 3A. HF uzunluğunu ne buldum oran olarak? A. Oranlarsanız ne olur? 3 olur. Bakın F'den çizdiğim paralel soruyu bitirdi. F'den çizdiğim paralel soruyu bitirdi. Örnek 8. Paralel kenar içinde bir nokta vermiş. Dört kenara uzatmış. X'i soruyor. Bunu dikdörtgende görmüştük. Hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorsunuz. Dikdörtgenin içerisinde bir nokta aldığı zaman bunun karesiyle bunun karesi. Aynı karede de bu.
Dikdörtgenin özellikleri karede geçerli olmaz mı? Kesinlikle. 4'ün karesi artı x'in karesi artı 4'ün karesi eşittir. Diğer ikisi 8'in karesi artı 2'nin karesi. 8'in karesi artı 2'nin karesinden x'i bulduk zaten. X kare buradan ne çıkar arkadaşlar? 64'e 4 eklersen 68. 16 çıkar. 52. X kare 52 ise 4 çarpı 13'ten x'in 2 karekök 13 olduğunu görebilirsin. Evet, yine kare özgü bir özellik. Karede arkadaşlar köşegen simetri eksenidir. Ve köşegen üzerindeki bir noktadan şöyle çapraz kenarlara olan uzaklıklar birbirine nedir? Eşittir. Bunu şöyle düşünün, sorularda bu şöyle gelecek. Karenin içerisinde bir nokta aldınız. Bunun çapraz köşelere uzaklıkları eşit ise... Arkadaşlar bu nokta ne üzerindedir? Kesinlikle şu diğer köşegen üzerindedir diyebilirsiniz arkadaşlar. Tersten gidiyorum. Köşegen üzerinden kollara uzaklıklar eşittir. Köşegenlere çapraz uzaklıkları eşit olan bir nokta alırsanız bu aynı zamanda ne üzerindedir? Köşegen üzerindedir. Ne çıkar bununla ilgili karşımıza? Bakın. Bir E noktası var mı? Var. Çapraz köşelere uzaklıkları eşit mi? Eşit. O zaman arkadaşlar bu E noktası şu AC köşegeni üzerindedir diyebiliriz. Peki ne olacak EC köşegen üzerinde ise? Şurası kaç derece olacak? 45 derece olacak köşegen üzerinde olduğu için. Hemen ne çekeceksiniz? Bir tane dik çekeceksiniz. Sol tarafta 30-60-90 üçgeninde 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2. O zaman arkadaşlar sağ tarafta 2-2, 2 kök 2 üçgeninden x'i ne olarak bulacağız? 2 kök 2. E noktasının çapraz uzaklıkları eşitse AC köşegendir. Köşegense 45'ten olay çözülür. Bu soru arkadaşlar dörtgenlerle ilgili karma bir soru. Şimdi yukarıda birim kareleri ayrılmış bir haritada ABCDE yollarını takip edip tekrar A'ya dönen bir yolcunun gittiği yol nedir? Gittiği yol yol değil de neyse kareli kağıt üzerinden gidiyor. 1, 2, 3, 4, 5. AE kaç arkadaşlar? 5. DE ne? 1. Al siyah kalemi. Şöyle bakın. Şöyle bir Pisagor uygularsanız. Şurada. 3, 4. CD ne çıkar? 5 çıkar. BC'ye ne kalır? 1 kalır. Bir Pisagor da şurada uygulayalım. Şurada uygulayalım. Bu da 3, 4. Burası 5 olur. Bakın kareli kağıt üzerinde Pisagorları uygulamasını bilin. Bileceksiniz. Bakın siyah tamamladığım üçgenlerde 3, 4, 5 üçgeni var. Tekrar A'ya gelecek. A'dan başladık. E'ye gidelim 5. D'ye gidelim 1. Bakın o çapraz olan Pisagor'dan 5 çıktı. DC. CB 1 çıktı. BA tekrar A'ya döndük. 5 oldu. 5, 15. 5, 10, 15. 17. 17. Birim diyelim. Karenin uzunluğunu bilmediğiniz için. Tekrar A'ya gelmek için ne kadar gitti bu vatandaş? 17 birim gitti Kemal. Bakın, karenin olduğu yerde eşlik vardı. Bazen içinde olur bir eşlik, bazen dışında olur. İçinde olduğunu gördük hocam, dışında olduğunu nasıl göreceğiz? Bakın, bu soruda da eşlik var. Niye? Karenin kenarları birbirine eşit olduğu için ve buralarda dik olduğu için. Şimdi size güzel bir eşlik bulacağım burada. Alalım arkadaşlar, C noktasından aşağıya doğru bir dikinerseniz, buraya da H derseniz, çocuklar, şu AOB üçgeni ile BHC üçgeni birbirine eşittir. Niye? Bakın, şu açıya A açısına alfa derseniz. Alfa 90, beta. Şurası karenin bir kenarı dik olduğu için beta 90. Şurası dik. Beta 90, alfa. Alfa 90, şurası nedir? Beta'dır. Bakın, şu alfa 90, beta. Alfa 90, alfa 90, beta. Hipotenüsler eşitse... Benzerlik oranı 1'dir. Yani bu üçgenler birbirine eşittir. Şimdi A 0'a 4 olduğu için burası 4 birim. Burası kaç birim? 3 birim. Bitti soru. Alfanın karşısı burada 3 ise şu sağ tarafta da alfanın karşısı. Eş üçgen ya. Beta'nın karşısı 4 ise burası da 4'tür. C noktasının koordinatları x'i 7 olur. Y'si ne olur arkadaşlar? 3 olur. C köşesinin bileşenleri toplamı, C köşesinin bileşenleri 7'ye 3 olduğuna göre bu bileşenlerin yani koordinatların toplamı 10 olur çocuklar. Bakın karenin dışında iki tane dik üçgen birbirine eş. Nasıl? Şekil 1'de, örnek 11'de gördük.
Son olarak karenin alanına gelelim. Karenin alanı arkadaşlar nedir? A karedir. Bir de benden size hediye. Karenin köşegenine E derseniz aynı zamanda karenin alanı E kare bölü 2 de yazabilirsiniz. Zaten A'yı bilen E'yi bilir, E'yi bilen A'yı bilir. Buna gerek var mı? Hadi bilin diye söylüyorum ama karenin alanı A karedir. Aynı zamanda E kare bölü 2'ye de eşittir. Arkadaşlar paralel kenardaki alan özellikleri aynen karede de geçerlidir. Bakın 15 derece 4 bir diklik var. Arkadaşlar bu dikliği karşılayacak aynı zamanda da karenin köşegeni olacak şu AC'yi çizdiğiniz zaman bu soru bitmiştir. Peki burası 45-45 olduğundan dolayı şuraya kaç derece kalacak arkadaşlar? Karenin köşegeni 45-45 olacak ya üst taraf 45, alt taraf 45, 15 burada. Bakın şurası 30-90-60 üçgeni. 30'un karşısı 4 ise 90'ın karşısı 8. E 8 dediğim benim köşegendir. Karenin köşegeni 8 ise kök 2'ye bölerseniz karenin bir kenarı 4 kök 2, 4 kök 2. O zaman karenin alanını istiyor. A kare yani 4 kök 2'nin karesini alırsanız 16 çarpı 2'den bu karenin alanını 32 santimetre kare bulmuş olursunuz. Bakın bu da bir soru tipi. Yine el klasik, klasik bir soru. ABCD ve BGFE birer kare. Karelerin alanları toplamını istiyordur Allah bilir. Nereden bildiniz hocam? Buna AA deyin, buna da BB deyin arkadaşlar. Bu karenin alanı A kare. Bu karenin alanı B kare. A kare artı B kare istiyor. E şurada bir Pisagor var. ABG üçgeninde dik üçgen hipotenüs 10. O zaman Pisagor'dan A kare artı B kare eşittir. 10'un karesinden 100 müdür arkadaşlar? 100'dür. O zaman karenin alanları toplamı da A kare artı B kare olduğu için o da 100'dür. Pisagor'dan A kare artı B kare 100. A kare artı B kare ne? Karelerin alanları toplamı. Değil mi? Evet. 2003'te ÖSS güzel bir soru sordu. Ne dedim biraz önce? Paralel kenardaki bütün alan parçalamalar burada geçerli mi? Geçerli hocam. Alın size bir soru. Alın size bir soru. İşte E orta nokta, F keyfi bir nokta. LA 5, alan ELA 5 cm. Hemen yazalım hocam. Burası 5. FLB 25. Şimdi çok güzel size iki tane taktik. Bir kere alan AFB. Alan AFB. Şuraya da A diyelim mi çocuklar? Diyelim. Alan AFB. A artı 25 mi? Bu nedir arkadaşlar? Karenin yarısıdır. Karenin alanın yarısıdır. Niye? Çünkü üçgen ya şu. Paralel kenarda olduğu gibi şu üçgenin alanı karenin alanının yarısıdır. Doğru mu? Doğru. Bir alan daha yazacağım size. Alan ABE. Alan A, B, E. O nedir çocuklar? A artı 5. A artı 5. Arkadaşlar bu da karenin alanının, bunu hani bilgi olarak yazıyorum böyle bir şey doğru değil de. Şunu da bil. Karenin alanının dörtte biridir. Niye hocam? Bakın yarısının köşegeni çizmiş olun bir daha yarısı. E orta nokta ya. Yarısının yarısından ABE'nin alanı da bakın E orta nokta olduğu için köşegen çizdiğimiz zaman yarısı. Bir daha yarısını aldık dörtte biri. O zaman karenin yarısı karenin dörtte biri. O zaman A artı 5'in iki katı A artı 25'e eşit midir? Arkadaşlar biri yarısı birisi dörtte biri. O zaman A artı 5'in iki katı iki tane A artı 5'in iki katı A artı 5'in iki katı A artı 25'e eşittir arkadaşlar. Buradan düzenlerseniz A'yı 15 bulursunuz. A'yı 15 bulursanız karenin alanı alan ABCD A'yı 15 bulursanız 15 25 daha 40 karenin alanı da 2 katı 40'ın katı 80 yapar. E karenin alanı A karedir. Karenin alanını 80 yaptık bulduk ya. E karenin alanı da nedir çocuklar? A kare. A kare eşittir 80 ise her iki tarafın karekökünü alırsanız 16 çarpı 5'ten A'yı ne bulursunuz? 4 kök 5 ki benden karenin bir kenarını istiyor. Güzel bir soru. İstersen çözümünü tekrar dinle. Gelelim 15. soruya.
Bu da merdiven tarzı. Pisagor'da 8. sınıftan beri gördüğünüz merdiven tarzı. Ama burada DE ve FB'yi fazla çizdiği için zor gibi gözüküyor. Alanını soruyor. Bakın çocuklar, şöyle şu merdivenin altını dikdörtgene tamamlarsanız şurayı. Şurayı dikdörtgene tamamlayın. Buraya da H deyin. Burası 4 ise burası 4. Burası 4 ise burası 4. Bakın şöyle bir şey yaptınız. Son olarak da şu köşegeni çizin arkadaşlar. Bakın şu köşegeni çizin. Bakın şurada bir dik üçgen elde ettiniz. BHD üçgeninde. 4, 8. Şu köşegen ne çıkar arkadaşlar? 4 kök 5 çıkar. Burası da dik. Karenin köşegeni 4 kök 5 ise bir kenarı nasıl bulursunuz? 4 kök 5'i kök 2'ye bölerseniz arkadaşlar bu 2 kök 10 olur. İsterseniz bölün. AAA kök 2'den hipotenüs 4 kök 5 ise şu bir kenarı arkadaşlar 2 kök 10 2 kök 10 olarak bulursunuz. Karenin alanı da arkadaşlar a kare yani 2 kök 10'un karesi de 2'nin karesi çarpı kök 10'un karesinden karenin alanı da 40 santimetre kare bulunmuş oldu. Çocuklar bitti. Kare düzgün dörtgendir. Diğer bütün şekillerin özelliklerini taşıdığı gibi ekstra özelliklerini gördük. Soruları kolaydır, zevklidir. Şimdi testler sizde. Kolay gelsin.